Bizim tabii ki özellikle tahılın nakliyesi için kilit bir enstrüman olan limanların ve araçların imha edilmesini, bombalanmasını tasvip etmemiz mümkün değil. Tam da bu nedenden dolayı baştan beri Rusya'nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük. Yani Rusya'nın denklemde olmadığı bir çözümde, bir alternatifte bu türden sahnelerle karşılaşacağımızı hep öngörmüştük, dostlarımızla da paylaştık. Onun için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili soruya cevaben şunları ifade etmek. Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Dünya gıda güvenliği için ve insani çabalar için ayrı bir yer tutuyor bu giriş. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte. Bu vesileyle başta Ukrayna olmak üzere Birleşmiş Milletler, Rusya, Avrupalı ve bazı Amerikalı aktörlerin de içinde olduğu çok geniş bir kümeyle kesintisiz bir görüşme ve fikir teatisi trafiği var. Detayları burada anlatarak çok fazla vakit almak istemiyorum. Ama bu konudaki çabalarımız devam edecek. Umuyorum başarılı bir netice alırız. Ben Ukraynalı dostlarımıza özellikle bu konudaki yapıcı destekleri için de ayrıca teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi ülkemizin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz girişimi maalesef 17 Temmuz'da sona erdi. Bu girişim sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşması sağlanmıştı. Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz girişiminin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloğa bu nedenle devam edeceğiz. Türkiye 2014'te Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini tereddütsüz biçimde ortaya koymuştu. Aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdik. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm meçheleriyle ele alacağız. Stratejik ortağımız Ukrayna olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte. Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ayrıca ülkelerimiz arasında önemli bir köprü olan Kırım Tatar Türklerine birlikte nasıl daha fazla destek olabileceğimizi de ağırlıklı olarak görüştük. Zelenski hükümeti Kırım Tatar Türklerinin haklarının kuvvetlendirilmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. İki gün önce Kiev'de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesine Sayın Cumhurbaşkanımız bir video mesaj önderdi. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Büyükelçi Sayın Çağatay Kılıç da ülkemizi temsilen zirveye katıldı. Ekim ayındaki parlamenter zirveye de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımı da an itibariyle öngörülmekte. Ukrayna'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Мы завжди будемо стояти поруч з Україною. Özellikle Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırmasına destek vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önde gelen müteahhitlik şirketlerimiz Ukrayna'nın yeniden imarına damgalarını vuracaktır. Ukrayna ile işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi için üst düzey temaslarımıza önümüzdeki dönemde de devam edecek. Harekete geçtiler. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye yüzyılının kapılarını aralamıştır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımızın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler. Vatan yolunda son nefeslerini verdiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına
Sabri Cemil diliyorum. 2000'e aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor. Uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT Başkanlığı'nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık. Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma işbirliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söylerim. Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ, ister DAEŞ-KHPC olsun, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız.